Radyo tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu. Aşkımız, çocuklarımız. Yazan İbrahim Kaynar dramaturk Selma Fındıklı Yöneten Nurşen Girgin Koç Yapımcı Ersan Edinç Efektör Kani Akın Oynayan sanatçılar Erkek Rüştü Asyalı Kadın Berin Ötenel Garson Osman Nuri Ercan Bayi Okan Şenozan Günaydın. Günaydın dedim. Duydum. Günaydın. Ne? Yine heyhelerin üzerinde? Hiçbir şey üzerimde değil. Kendime gelmeye çalışıyorum. Ne, ne? olmuş yani cevap vermekte biraz geciktimse. İyi uyumadın galiba. Hı. 50 yıldır aynı soru. Ne sorusu? Ne sorusu olacak? İyi uyudun mu? İyi uyumadın galiba. Gecen nasıl geçti? <laughs> Akşama kadar nasıl olsa gözünün önündeyim. Nefes alışım hızlansa gelip sırtımı göğsümü dinliyorsun. Birazcık terlesem sırtıma ter bezi yerleştiriyorsun. Ama uykum kontrolünde değil. Haksızlık ediyorsun. Ben senin için... Benim için ne? Şof beni yaktım. İstersen bir girip çıkıver. Masayı mutfağa hazırladım. Balkon serin bu sabah. <laughs> Biraz terlemişim galiba O son verilen ilacı bırakacağım Terletiyor beni Öyle kendi kendine karar verilir mi hiç? Bu tertip bilsin Yeniden gideriz doktora Doktor karar versin Bak duşa giriyorum Şofben de en kısıkta Şöyle bir kendime geleyim İkide bir iyi misin iyi misin diye bağırıyorum Aman her gün gazetelerde Şofbenden zehirlenme haberleri okuyoruz Ben senin için Benim için ne? Aman tamam tamam Hadi gir şu duşa. Çay iki saattir kaynıyor. Uzatma. Oh be. Uh, kendime geldim. Neler hazırladın kahvaltıda? Hmm. Kırmızı biber közledim. Domates. Biraz tuzsuz peynir. Ve... Gelin sürprizi. Bir parça da hindi sucuğu. Ee, mutlaka doktora telefon edip sormuşsundur. Sen fetva almadan bana sucuk vermezsin. Yok canım. Abartma. Niye fetva alacakmışım iki parmak sucuk için? Zehir değil ya bu. Hem kendisi de yiyormuş doktor. Hadi çayımı koy. Hadi. Kavga için bahane arama hadi. Aa, emredersiniz sahip. Çayınızı şimdi koyuyorum. Bak şimdi kalkar seni öperim görürsün gününü. <laughs> Buruşuk dudağımdan mı? Kırışık gerdanımdan mı öpeceksin? Bak şimdi illa hır çıkaracak. Tam içim kaynamış kalkıp öpeyim diyorum o neler diyor. E, yalan mı? Eh, ee, eskidik tabii. Hadi hadi dökül bakalım vardır senin söyleyeceğin bir şey. Canım ne olsun? Geçen gün emekli aylıklarımızı almaya gitmiştik ya bankaya. Eee? Sen çocuklara para göndermek için bankada biraz uzun kalacaktın. Ben de yandaki parfümeriye geçeyim demiştim. Aa, şimdi anladım. Hiçbir şeyi de unutmaz. O iki aylık mesele. Sen unutur musun? Ne söylesem o on yıllık mesele. Bu otuz yıllık hikaye. Her şeyi ayıyla günüyle söylersin. E tarih hocasına da böylesi yakışır. Milletin içinde öyle söylemek hiç yakışık kaldı mı? Neymiş efendim? pudrayı fazla alaymışım. Kırışıklıklara iyi gelirmiş. Tabii benim gibisine ne söylesen azdır. Ya sabah sabah illa neşemizi kaçıracaksın. 50 yıldır aynı şey yeter be yahu. Yanıldınız Bay Homeros. 50 yıldır aynı şey değil. İlk 10 yıl ümit içinde geçti. Sonra Şşşt. Bak Ali Osman bu halini görmesin. Aman görürse görsün. E, üzülür ama. Elif için hep dua ettim. Kader inşallah bana benzemez. Rahat bırak çocukları şimdi. Öf, bak yine terlemeye başladım. Hep o son verdiği ilaçtan değiştirelim bu doktoru diyorum sana. Dur 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 sırtına bez koyayım. Hı. Ay sucuk gibi olmuşsun. Hı. Hadi gel. Gel yatak odasına gidelim. Çıkar bakayım o adete çıkar. Bıktım vallahi. Ah günde on atlet değiştiriyorum Hayır sana da yazık İşin gücün çamaşır yıkamak oldu Küçükken Ali Osman'a da böyle yapardın En ufak terlemede Hemen çamaşırını değiştirirdin Ali Osman hep hayal ettiğim gibiydi Giri Kanlı çamda Hani tokmak gibi çocuk ya İşte onlardan <laughs> Elif bez bebek gibiydi Sarı benizli, yumuşak sesli. Kaç kere söyledim sana bez bebek gibi deme diye. Elif de kanlı canlıydı. Benzinin sarı olması illa sağlıksız olduğunu göstermez ki. Bu atletleri hep yüzde yüz pamuklu alıyorsun. Çok iyi oluyor. Terim sırtımda kurumuyor. Atlet emiyor. Ay öğlen oldu. Hala kahvaltı yapacağız. Kaynaya kaynaya çaydanlıkta su bitmiştir. Şu yanaktan bir öpücük ver kahvaltıya öyle gidelim. Hmm. Hadi al bakalım. <laughs> Kahvaltıdan sonra ot toplamaya gidelim mi? Aa, hiç halim yok. <laughs> Sen de terler üşütürsün. Sen ne biçim giritlisin öyle? Ha? Bir de giritliler ot yolmak için yerden uçar derler. Atlarız arabaya, Çiçekli köye doğru turpotu, radika, Allah, Allah ne verdiyse. Akşama bir salata. Yanında da bir kadeh. Söyle söyle de hemen Ali Osman'a telefon edeyim. Evet ne olacak? Ali Osman'dan mı korkacağım? Ben de Elif'e telefon ederim. Tabii edersin. Elif de sana... ...aa istediğin kadar iç babacığım der. Tabii Elif beni sever. Hangi kız babasını sevmez ki? Peygamberimiz ne demiş? Veil kızı olmayana. Yani yazık kızı olmayana. Hele hiç çocuğu olmayana. Bırak şimdi, bırak şimdi. Bak hala çayı koyacaksın. Tamam. Ay, gördün mü başımıza geleni? Ne oldu? Ama ne olacak? Başladın yine Elif'ti, Ali Osman'dı diye çaydanlık yanmış işte. Dikkatli konuş, bizim gevezeliğimizden oldu her şey. Çocukların Ol. ne kabahati var da günahlarını alıyorsun. Tamam tamam. Sen şu koltuğa otur. Yine terleyeceksin. Ben eski çaydanları çıkarayım. Şimdi çabucak yeniden demlerim çayı. Hem hava da ısındı. Kahvaltı masasını balkona kurarım. İyi olur millet öğle yemeğini yerken biz de kahvaltımızı yaparız. Heh, faturasını yine bana çıkartıyorsun, değil mi? Her şeyin suçlusu benim zaten. Kesinlikle olmayacağını anladığım zaman çekip gitmeliydim bu evden. Sen de başka birini bulur evlenirdin. Dilediğin her şey olurdu o zaman. E ee, minicik Ali Osman ne olacaktı o zaman? Kim bakacaktı Ali Osman'a? Sen. Yalnız başıma nasıl bakardım? Sen olmadan geceler boyu başında beklemek, hasta etmemek, okutmak. Sensiz nasıl yapardım? Sonra gönlün razı olur da Ali Osman'ın boynu bükük kalmasına? Kırk yaşında Ali Osman. Hastalıklar düşüp dizini yaralamalar, okuma bayramında birinci oluşu. Ne kursa gitmişti, ne de özel ders almıştı. Hep evde çalıştı yavrum. Kimselere yüzünü göstermedi. Ama bir girişte kazandı üniversiteyi. <laughs> Hep doktor olsun isterdim. Ama Ali Osman ne demişti sana? Anne istiyorsan senin için doktor vereyim. Ama izin verirsen kendim için arkeolog olmak istiyorum. Hep senin marifetlerin çocuk inşaat işçileri gibi kazılarda sürünüyor. Hop hop benim oğlum dünyaca tanınmış bir arkeolog. Unuttun mu geçen sene New York Üniversitesi'nden aldığı daveti? Ne dersen de ben doktor olmasını isterdim. Ben de Elif'in gazeteci olmasını istemiştim. Kadın için öğretmenlik en iyi meslek. Bak fena mı oldu? O da senin gibi tarih öğretmeni oldu. Oysa benim gibi resim öğretmeni olmasını istemiştim. Ben hiç karışmadım Elif'e. Onu sana bırakmıştım. Ali Osman'la vakit geçirmeyi daha çok seviyordum ben. Aa, adama bak. Bunca yıl sonra çocuklar arasında ayrım yapıyor. Vallahi duymasınlar gücenirler. Hele Elif içli içli ağlar. Sen bilmezsin belki ama... Elif en çok seni sever. Ne ama uzattın. Ayrım yapar mıyım hiç? Onlar benim etim, benim canım değil mi? Hangi gözünden vazgeçebilirsin? Elif de benim gözüm, biricik canım. Hadi, çok uzattım bugün. İlaçlarının saati çoktan geçti. Daha kahvaltı yapıp ilaçlarını alacaksın. Sen geç balkona otur, ben şimdi çayı getiririm. 57 Rize'ye gitmiştik hatırlıyor musun? <laughs> Hatırlamaz mıyım? Samsun'da çalışıyorduk o zaman. Hani şeyler vardı. Ee, kocası matematik öğretmeni, kadın coğrafyacıydı. Ha <laughs> bildim bildim. Zehra hanımlar. Ay, kocasının ismi de Hasan. Öğrenciler sıfırcı Hasan derlerdi. <laughs> Aman. Öğrenciler hangimize bir şey demezlerdi ki? Senin adın da Homeros'tu Benim adım hangi liseye tayin olsak Homeros oldu Namım benden önce gidiyordu Ama seninki öyle mi her okulda değişik bir isim Aa, Hiç de değil Her yerde hep aynı lakabım vardı Şeker öğretmen Tabii şeker öğretmen derler Kırk yıl öğretmenlik yaptın Senin dersinden kalan kimseyi hatırlamıyorum Kalmaz tabii Çocuklar da çok severlerdi resmi Elif'e sevdiremedin ama Elif'in eli çok yatkındı. Daha dört yaşındayken renkleri çok güzel kullanırdı. Perspektifi kavramıştı. Eve bir gelirdim Elif'in önünde kocaman bir önlük, eli yüzü boya içinde. Duvarlarda resmi yapılmamış tek yer kalmazdı. Bırakalım özgür yetişsinler diye sen söylerdin. Nasıl da atılırdı ellerinin boyasıyla kucağına. Ali Osman daha ağır başlıydı. Ama iki kardeş hiç kavga etmezlerdi. Heh, ben de ona çok üzülürdüm. Yahu herkesin çocukları birbirini yiyor Bizimkiler öyle sessiz sedasız Sanki birbirlerinin varlığından Habersiz gibi Eee ne de olsa Ha bırak 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 şimdi bunları Bir çayı getirmedin gitti yahu Bugün ikinci çaydanlığı Yak da göreyim Aman, seni Vallahi yanacak çaydanlık Bugün de kaptırdık kendimizi çocuklara Kahvaltıdan sonra ikisine de telefon edelim ister misin? Ha istemez miyim? Seslerini duyarız. Hı. Oh eline sağlık. <laughs> ha Rize'ye gittik demiştim. Hatırlamaz mıyım canım? O zaman daha yedi yıllık evliydik. Ne Ali Osman vardı ne de Elif Hasan beylerin iki çocukları vardı Hep beraber gitmiştik biz diye O çocukları yanımızdan hiç ayırmamıştık Hele ben oğlanı bütün gezi boyunca Omzumda taşımıştım <laughs> neredeyse ee, Neydi adı Ali Osman Ha tabii ee, Ali Osman ya <laughs> Hay Allah nasıl da unuttum o oğlan çok hoşumuza gittiğinden bizimkinin de adını Ali Osman koymadık mı? <laughs> Tüh, yaşlanıyoruz galiba. Yok canım, sen hiç yaşlanır mısın? Daha şunun şurasında 75 yaşındasın. Koskoca bir Homeros için 75 yaş nedir ki? Bak şeker ocağım. Şimdi şuradan kalkıp o yanağını bir öpeceğim, çürüyecek. El içine çıkamayacaksın. Yok canım. <laughs> Çıkarım. Niye çıkamayacakmışım? Senin tavsiyenle kocaman bir kutu pudra aldım. Hem kırışıklıkları örterim hem de çürüğü. Bak yine iki aylık meseleyi canlandırıyor. Yahu sen hiçbir şey unutmaz mısın? Vakka nüvis gibisin vallahi. Kafana her şeyi gün gün saat saat yazıyorsun. Gerektiği zaman arşiv tarama derdi de yok. Hop öne veriyorsun. He ne yaparsın? İnsan elli yıl Homeros'la evli kalınca... Gelecek ayın onunda elli bitiyor, elli bire başlıyoruz şeker öğretmen. Şimdi ilaçlarını getireyim. İlaç saatin geçeli ne hani oldu? Hemen iç. <laughs> Yine terledim galiba. Dur bakayım. Yok canım. Hı? Sırtın azıcık nemli. Daha öyle ter boşanması falan yok. Hadi sen içeri geç. <laughs> ben de masayı toplayıp geleyim. E, e, Ali Osman'a mektup yazayım diyorum Aa, O da nereden çıktı Hani telefon edecektik Odada kahve içelim Kahveden sonra da telefon açarız ha? Ali Osman'a telefonla ulaşamayız Kazı sahasındadır şimdi Akşam üzeri ararız Kahveden sonra Elif'i arayalım Ay canım ne iyi olur Sesini duyarız Elif'imizin Darılma ama sen Yaşlanıyorsun galiba Delinin zoruna bak Niye yaşlanacakmışım? Sen yüzün, boynun kırıştı deyince hemen yaşlanır mıyım? Daha şunun şurasında tery taze bir gelinim. İşte biz böyle diye diye <laughs> çocukları da kendimize benzettik. Ne olmuş? Niye kendimize benzetmişiz çocukları? Niye kızıyorsun? Daha genciz, daha genciz diye diye çocuklarımız da çocukluktan kurtulamadılar. Ali Osman 40 yaşında bekar. Hadi o erkek. Ya Elif 34'ünü bitirdi, 35'ine girdi, evet. o da bekar. Terledim. Atlet değiştireceğim. Atletlerin odada. Git değiştir. Kendi başıma beceremem sanıyorsun, değil mi? Görürsün şimdi. Ama dur, 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 yardım edin. Bak, 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 ters giyiyorsun. Çıkar şunu. Hı. Dur bir de gömlek vereyim sana. Hadi. Hadi biraz sokağa çıkalım ha? Hani çocuklara telefon edecektik? Ederiz. Bugün Elif'in günü var. Arkadaşları gelecekmiş. Kızın vaktini almayalım şimdi. Ali Osman da sahadadır. Uluşamayız. Maşallah çocukları adım adım izliyorsun. Nereden biliyorsun Elif'e misafir geleceğini? Ay bilmem mi canım? Daha dün konuştuk telefonla. Benden bademli kurabiye tarifi aldı ya. He. Benim... He. Benim piyango biletim nerede? Aa, vallahi bıktım. 50 yıldır senin bu sorunundan bıktım. Maşallah Şeker Hanım. Diliniz de pabuç gibi vallahi. 50 yıldır size mi soruyorum biletimin yerini? Yani 50 yıldır hiç ara vermeden her çekilişte bir bilet. Ara sıra çıkan amortiler hariç bir şey görseydik bari. Aa, hayatta bir merakım var. Onu da bana çok görüyorsun. Görmüyorum. Ama hiç olmazsa koyduğun yeri unutma. Ha, işte burada. Cüzdanımdaymış. Hadi çıkalım. Parka giderken bahiye uğrayıp listeyi alırız, biletime bakarım. Niye gazetedeki listeye bakmazsın anlamam. Her işin bir yolu yordamı var. Piyango idaresinin bir bildiği var ki gazetelerle yetinmeyip liste bastırıyor. Tamam tamam. Şu büyük ikramiye çıksa ne olacak bu yaştan sonra? Yanıma atlet alayım mı ha? Derlersen parkın içindeki çay ocağını da değiştiriverirsin. Sen bilirsin. Ee, büyük ikramiye çıkarsa da ne yapacağımı ben biliyorum. Ne yapacakmışsın büyük ikramiyeyi? Vallahi çok merak ettim. Ali Osman'la Elif'e birer ev alacağım. Şöyle yalıdan güzel bir ev. <laughs> Sanki gelip oturacaklar da. Bozma hayalimi şimdi. Hep böyle yapıyorsun. Ali Osman'la Elif'te de böyle yaptı. Ben olmasam... Hı. Sen olmasan ne olur? Kavga arama şimdi. Ali Osman'la Elif'i bugünlere getirinceye kadar neler çektik biliyorsun. Pastayı ya sen üflerdin ya da ben. Evet. En çok doğum günleri. Neyse. Bak bütün zorlukları atlattık. Bugünlere getirdik çocuklarımızı. Buna da şükür. Hadi, hadi oyalanma. Giy ayakkabılarını. Hadi yürü. Anahtarları aldın değil mi? He? Evet. Merhaba, hayırlı işler. Hocam hocam, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hisseniz burada. Heh, teşekkür ederim. Ee, şurada parkta oturacağız. Kahvemi içerken bilete de bakarım. İnşallah bu sefer büyükçe bir balık yakalarım. <laughs> ee, şey hocam. E... Evet hayırdır? Ee, hocam biliyorsunuz ben bile satıyorum ama bayi değilim. Anlamadım. İnşallah sattığım biletler sahte falan değildir. <laughs> he? Yok hocam öyle değil. Yani şimdi sen ne diyorsun açık söylesene. Hocam e, benim sattığım biletlerde bir sorun yok. E? Bana bilet veren bayi arkadaş dedi ki. Kusura bakma hocam terliyor. Hastalıktan yeni kalktı zaten. Şuradaki masaya oturalım. Sen başka zaman anlatırsın anlatacağını. Şey hocam. Biletleri getiren arkadaş dedi ki... ...büyük ikramiye onun Milli Piyango idaresinden aldığı biletlerden birine çıkmış. E çıkana hayır getirir inşallah oğlum. Yani büyük ikramiye şansımızı bilete bakmadan yitirdik desene. Hayır hayır öyle değil. Arkadaş aldığı biletleri benim gibi 7-8 noktada saptırıyor. Büyük ikramiye çıkan yarım bileti nereye verdiğini bilmiyor. Çekiliş iki gün önceydi değil mi? Evet hocam. Aa, oh! İkramiye çıkan şimdiye kadar çoktan Ankara'nın yolunu tutmuştur. Şimdi insanlar akıllandı. Gizleniyor böyle durumlarda, ortaya çıkmıyor. Ah çıkmaz vallahi. Çıksın da adını sanını bilmediği, yüzlerini hiç görmediği yüzlerce akrabasıyla mı karşılaştı? Pıtrak gibi bir gecede <laughs> çoğalıyorlarmış. Kimse ortaya çıkmayınca ikramiye inşallah hocamın yarım biletine isabet etmiştir dedim. Ay ter gömleğinden fışkırdı yürü yürü. Oturalım şu masaya. Bu halinle bir de ot toplamaya gidelim diyordun. Hocam siz oturun bakın biletinize. inşallah size çıkmıştır. İsterseniz yani yanınızdaysa verin ben bakı vereyim çabuk çabuk. Dur oğlum dur. Ay duyan da bir şey var sanacak. Şu çay ocağına kadar gidelim hocam bir atlet değiştirsin. Oturup bir soluklanalım. Liste kaçmıyor ya. Tamam hocam tamam. Vallahi benim içimde bir şeyler kıpırdıyor. İnşallah hocama çıkmıştır. Siz oturun ben buradayım. Ha? Diye kaldırın gelirim masaya. Tamam tamam tamam. Size çıkmışsa beni de görürsünüz artık. Ah, ah. Bir de levha asarım şuraya. Büyük ikramiyeyi satan bayi diye. Gider resmen bayilik de alır. Aman oğlum senin hayalinde ne genişmiş yahu. Sen büfeci olacağına hikaye yazsana. Hadi hadi biz bir şey olursa seni çağırırız masaya Hadi hanım yürü, yürü. Elif'in de hayali çok genişti Bütün kompozisyon yazılılarından On alırdı yavrum İşte onun için gazeteci olsun istiyordum ya Al şu atleti Git çay ocağının içinde değiştir Çıkardın da bu torbanın içine koy Dikkat et Soynup giyinirken cüzdanını falan düşürme Tamam tamam sen git şu masaya otur Ben kahveleri de söylerim Ha bir de maden suyu içeceğim Doktor ne dedi sana Tansiyonu yükseltir. Fazla içmeyin maden suyunu demedi mi? Ali Osman tansiyonunu ölçtürtüyor mu acaba? E ne de olsa kırk yaşına Ay geldi. Dur şimdi dur. Bir de hastalık derdi çıkarma çocukların başına. Bu yaştan sonra hiç çekemem vallahi. Herkes çekiyor. Çocuğun varsa derdin de var. Derdi annem. Hatırlıyor musun? <laughs> Hatırlamaz mıyım? Çocuğun altmış yaşına gelse de... ...senin için çocuktur derdi. Çocuğun altmış yaşındaysa... ...sen seksenindesindir. Doksanındasındır. Ve 60 yaşında da olsa... ...o çocuktur senin için. Sağlıklarıyla <laughs> daha yakından ilgilenelim bundan sonra. Para gönderelim... ...check-up yaptırsınlar. <laughs> ay, ay, Ali Osman hep doktor olsun isterdim. Başlama şimdi. Garsonu çağır da... ...masayı ıslak bezle bir güzel siliversin. Tamam tamam... Sen bir an önce şu atleti değiştir de gel. Oyalanma. Peki. Hocam kahveniz orta mı olsun? Biri orta, biri sade olsun. Bir de maden sodası al, iki tane de bardak. Bir sodayı ikimiz paylaşalım daha iyi değil mi? Hadi çıkar şu biletini feci genç sürekli bizi gözlüyor. Gözlesin. Yanına atlet almakla iyi etmişsin. Yürüyünce bayağı terlemişim. Bak parka kadar yürüdük terledim. Bir de ot toplamaya falan gitsek ne olacaktı? ben kendim için diye ki. Ya? Senin için. Sen çok seviyorsun otu, ot yemeklerini. <laughs> Beni de alıştırdın. Aydın'da çalışırken kavga etmiştik hatırlıyor musun? Hı. Neydi o rakı gibi kokan ot? Bu, kavurmuş üzerine de yumurta kırmıştım. Aç kalkmıştım <laughs> sofrada. Arap saçı. He. Ama sonra ne çok sever olmuştun. He? E, Giritli'ye damat olan gelinden önce otu sevecek. <gülüyor> <gülüyor> Ali Osman'la Elif de severler miydi ot yemeklerini? Aa, hatırlamıyor musun? Radika hindiba hele kuzu etiyle bir Şevket'i bostan yemeği yapardım ki hmm, parmaklarını yerlerdi. <laughs> Artık eski hallerini o kadar çok konuşmuyoruz. Unutmuşum. Hiç unutmamamız lazım. Her anları bizim onların. Hadi hadi çıkar şu biletini de bak Allah'ını seversen. Üveci çocuk kurdaşan olacak meraktan. Bizim masaya bakmaktan başka bir şey yapmıyor. Evet hocam. Kahveler geldi. İki bardak, buz gibi bir şişe soda. Başka bir emriniz olursa elinizi kaldırın yeter. Ben hemen gelirim. Sağ olasın benim güzel Ali Osman'ım. Hmm. Kahveler de mis gibi kokuyor. Hocam, özür dilerim ama benim adım Enver. Hep bana Ali Osman diyorsunuz. Benim için önemli değil de... ...Enver dedemin ismiymiş. Ocakta çalışan adam da babamdır... Geçen gün çıkıştı. Sen dedenin ismini beğenmiyor musun da kendine Ali Osman dedirtiyorsun dedi. Canım baba nereden duyacak? Parka geldikçe yalnız ben sana Ali Osman diyorum. Sizin demenizden değil de hocam. Siz söylerken diğer garson çocuklar da duymuş, takıldılar Ali Osman, Ali Osman diye. Babam da kızdı. Tamam tamam hadi. Bundan sonra söyleme. Ali Osman sizin oğlunuz değil mi hocam? Tabii bizim oğlumuz. Ne olmuş? Ha, bir de kızınız varmış galiba. Elifmiş adı. Maşallah. Sen de bizim ailenin şeceresini çıkarmışsın be. Eee ne olmuş Ali Osman'la Elif'e? Babanın ne dediğini söylemezsen bir daha hiç gelmeyiz buraya. Değil mi hanım? E niye gelelim ki? Biz Enver'i sevdiğimizden geliyoruz buraya. Yoksa öbür parka gideriz. Bakın hocam sakın gücenmeyin. E, zaten gücenecek bir şey de demedi babam. Hem babama da bir şey söylemeyin ne olur. Gevezelik ediyorum diye çok kızıyor sonra. E askere gideceğim bir ay sonra. Üzülsün istemiyorum. Ay vallahi fıtık ettim be oğlum. Söylesene ne dedi baban? E, şey dedi. On senedir gelip gidiyormuşsunuz parka. Hep Ali Osman'la Elif öğretmeni anlatıyormuşsunuz birbirinize. E, babana neymiş bundan? Yok canım babam da kötü niyetle demedi. Bunlar kadar çocuklarına düşkün insan yoktur konuştukları iki kelimeden biri çocuklarına ait dedi. Ee ne varmış bunda laf edecek? Her anne baba düşkündür çocuklarına. E şey e, siz birbirinize çok düşkünmüşsünüz. E, babam dedi ki Leyla ile Mecnun kavuşup evlenselermiş eğer sizin yarınız kadar olamazlarmış. Oh oh maşallah. Biz buraya gelip gittikçe babam bizi gözlemekten iş yapamamış desene. Eee hepsi bu mu? Oldu olacak ne varsa söyle de biz de bilelim. Yok canım başka ne olsun. Vardır vardır. Vardır daha. Bu kadarla olur mu? Yıllardır bizi gözlediğine göre. Yok be hocam. Halam sizin öğrencinizmiş. O söylemiş babama. Ee, siz okuldayken de teneffüs dili çalınca... ...koridorda buluşup öğretmenler odasına bile böyle el ele gidermişsiniz. Vallahi bravo. Baban bizim biyografimizi yazacak herhalde. <laughs> Baksana. Araştırma bile yapmış hakkımızda. Aa, lafa daldı, kahveler soğudu. Bana bak terlemedin değil mi? İşte böyle hocam. Yalnız bir şeye kızıyor baba. Neymiş o kızdı? Birbirlerine değil çocuklarına da bu kadar düşkün aile görmedim. Ama çocukları bunları hiç ziyarete gelmiyor dedi. Ne? Ee, ya vefasızlar ya da işleri başlarından aşkın çocuklarının dedi. Elifle Ali Osman'a e, ha? Kızma hocam, babam sizi sevdiğinden. Kahveleri geri götüreyim, yenilesinler. Soğudu bu kahveler hep benim yüzümden. Yok yok, kahveler kalsın. Sen bir şey söyleme babana. Canım ihmal ederler mi hiç? İkisinin de işi başından aşkın. Bazen geliyorlar, bir gece kalıp gidiyorlar. <laughs> Dışarı çıkacak vakitleri olmuyor. Ya baban nereden bilsin yani gelip gittiklerini? Hem şimdi telefon var. Her an seslerini duyuyoruz. Onlar yanımızda olamasalar bile... ...biz her an ne yaptıklarını biliriz. Gitti, gitti. Öf. Yahu ne geveze garsonmuş bu. Babası da işten pazarlıklının biriymiş. Hep bizi çekiştirmişler demek ki. Hadi hadi. Bırak kahvelerin parasını da kalkalım. Tadım kaçtı. Bir daha gelmeyelim buraya. Heh. Elif gazeteci olsun demiştim sana. Dünyanın dört bir yanında işi olurdu. Çocuk da üzülmezdi bizi arayamıyor diye. İşe engel olunca ne yapsın? Ee, Ali Osman New York'ta zaten. Şehir üniversitesinde konuk profesör. Bırakmıyormuş üniversite. Ne yapsın çocuk? En az iki sene daha gelemez. Geçen gün doktor da sordum. Ali Osman Bey'i anlıyormuş da Elif Hanım niye hiç olmasa yaz tatillerinde gelmiyormuş? E Elif de e, yazları Avrupa'ya gidiyor. E, konuk öğrenci olarak üniversitelerin yaz kurslarına katılıyor deseydin ya. Canım dedim bir şeyler. Hem onlara ne bizim çocukların gelip gitmesinden önemli olan gelip gitmeleri değil ki önemli olan bizim onları sevmemiz, büyütüp okutup bugünlere getirmemiz. Ne derdin sen? Çocuk ailenin sigortası değildir. Sigorta olsun diye çocuk yapılır mı hiç? Biz ne bekliyoruz ki Ali Osman'la Elif'ten? Biz her an onlarla yan yanayız. Bu yeter bize. 40 yıldır. Evet. 40 yıldır Ali Osman'la, 35 yıldır da Elif'le saat saat, gün gün beraberiz. Kim bizim kadar çocuklarıyla iç içe yaşamıştır ki? Her yaşın gereğini ise yaptık onlar için. Sınavları hazırladık. Çocukluk hastalıklarını yaşadık. Ya. Şimdi de ayrılar. Herkesin çocuğu ayrı. Biri kırk biri otuz yaşında. Hala bizimle mi olacaklar? Terlemedin değil mi? Hadi kalkalım. Pazar günü kuzu kulağı almıştım. Sana çorbasını yapacağım. Oh! Ekşili ekşili. <laughs> çok da severim. Elif'e de öğretmiştim. Ah yavrum çok güzel yemek yapar. Ali Osman da tıpkı bana çekmiş. Mutfağa bir girdi mi... ...ortalığı darmadağın ediyor kerata. İnşallah senin gibi bir karısı olur da... ...rahat eder. Avuçların terlemiş. Hadi gidelim artık. Hocam bilete bakmadan mı kalkıyorsun? Ha, sen ne zaman bittin yanımda yahu? Şimdi geldim hocam şimdi. Bilete baktığınızı göremedim. E bakarız oğlum acelenle. Aa tutturdun sen de bilet bilet diye. Benim bildiğim 50 yıldır her çekilişte bir bilet alır hocam. Şimdiye kadar ne çıktı ki buna ikramiye çıksın? Oturalım iki dakika bakalım şu bilete bunun da sıkıntısı geçsin rahatlasın be ama. Hay yaşa hocam ya yaşa be. <laughs> bileti bana getiren iki gündür dolanıyor. Büyük ihtimal ben sattım büyük ikramiye çıkan bileti. Rahat bırakın bizi canım. Adamcağız terledi. Tuttuğum eli vıcık vıcık oldu. E bakarız evde. Çıkarsa haber veririz size de. Hiç olmazsa büyük ikramiyeye bakalım. Dur hanım dur. Çıkarayım şunu cüzdanımdan da bakı verelim. Eh. Rahat etsin şunlar. Ay sucuk gibi terledin ee. vallahi. Sen aklına uysam ot toplamaya gidecek. Ee yeter artık. Üç saat önceki teklifti o. Parkın kapısında taksiler var. Birine binip hemen gidelim. Zatürre olacaksın. Hocam hocam iki dakikada bakılır yahu. Yalnız büyük ikramiyeye bakarız. Hadi verin şu bileti ben bakıvereyim. Kapıp da kaçacak değilim ya. Hocam ben de varım yanınızda. Baksın şu bilete. Meraktan patlayıp ölecek adam. Ter iyice boşandı. Şimdi üşümeye başlarım ha. Haklısın şuradan bir taksiye binelim. Kuzu kulağı çorbası çabuk olur değil mi? Hocam büyük ikramiye sendeyse... ...kuzu kulağı çorbası falan vızıltı gelir vallahi. Bir anda iyileşirsin. Tay gibi olursun. Aa terbiyesizin zoruna bak. Ne demek öyle o tay gibi falan? Kötü niyetinden söylemiyor hocam. İyileşir demek istiyor. Hem ikramiye çıktıysa Ali Osman Bey'le Elif Hanım da çok sevinirler. Ocakta telefon var. Hemen telefon ediveririz. Anında haberleri olur. Parayı duyunca hemen atlayıp gelirler. Siz de öyle sesleriyle falan yetinmez yüzlerini görürsünüz bunca zaman sonra. Yo vallahi son gelişimiz olsun bu parka. Bu çocuk da kafayı Ali Osman'la Elif'le bozdu. Sana ne oğlum bizim çocukların gelip gitmesinden? Ali Osman'la Elif de kim? Çocukları. Yani hep sözlere geçer de hiç kendilerini görmedik. Hadi hanım yürü yürü. Böyle olacağını bilsem hiç çıkmazdım bugün sokağa. Bir daha bilet almaya tövbe edeceğim vallahi. Taksiler şu kapıda <laughs> duruyor. Yürü. Taksi. sonra kaşla göz arasında bakmasınlar biletlerine. Vallahi büyük ikramiye bunlardı. Sen sürekli dikizlemişsindir. Baksalar görürdün. Adam bakacaktı bilete ya. Ne olduysa birden. Kadın çok düşkün adama. Ölür falan diye çok korkuyor herhalde. Terledi diye duramadı. Yok yok öyle ter falan değil. Başka bir şey var. Ya ne olacak ya? Adam hastalanır diye korkuyor kadın. Babam diyor ki, ne? Baban listeye baktıklarını görmüş mü yoksa? Bırak listeyi. Bunlar 10 yıldır gelip giderlermiş parka. Babamın dediği kungular bile bunların yanında hiç kalırmış. Öyleyse neden bakmadılar bizim yanımıza biletlerine de? Tedirgin tedirgin taksiye binip eve gittiler. Evleri şuracıkta yürüyerek taksiden önce varırlar. E, Ali Osman'la Elif yüzünden. Ya oğlum kim onlar ya? Çocuklarıymış dedim ya. Ben de hiç görmedim, babam da görmemiş. Halam bunların öğrencisi olmuş lisede. Halamın söylediğine göre o zaman kızları İstanbul'da bir yatılı okulda okuyormuş. Oğlan da üniversitede. Yaz tatillerinde burada olmazlarmış zaten. Yani kimse görmemiş çocuklarını. Ama laflarını hep duyuyorum. Oğlu Amerika'da üniversite hocasıymış. Tamam tamam. Herkesin çocuğu var. Niye çocukları yüzünden kalkıp gitsinler hemen? Numara onlar numara. Büyük ikramiye bunlar da. Listeyi alırken bir bakışla anladılar. Açık vermemek için de işte böyle. Günahlarını alma. Çocuklarından söz edildi mi? Özlemden olacak öyle bir garipleşiyorlar. Çocuklar da biraz vefasız galiba. Hiç gelip gitmiyorlar. Adam burada otururken sevimli bir oğlan çocuğu görse hemen gel bakalım Ali Osman diye sevmeye başlar. Lafı çok uzattık. Babam şimdi bağırmaya başlar. Hadi herkes işinin başına. bakayım şunu sıcak sıcak. Neler koydun yine içine? Baldıran zehri. <gülüyor> <gülüyor> bir tarihçiye yakışacak şekilde sonun gelsin istedim. Biliyor musun? Sokrat'ın o zehri dili uzun karısından kurtulmak için içtiğini söylüyorlar. İyi ya işte. Sana baldıran zehri vermekle ortaya yeni bir soru koymuş oluyorum. Neymiş o soru? Belki karısı da ondan kurtulmak istiyordu. Sokrat gibi bir adamdan. Ne olmuş Sokrat gibi bir adamsa? Bütün gün öğrencileriyle gezip tartışan bir adamdı. Karısını ayıracak hiç vakti yoktu. Hangi kadın istemez şöyle kocası yanında olsun? Bak tartışmayı açtığın gibi sürdüreceksin. Beş dakika sonra yan çizip mutfağa gitmek yok. Yok mutfağa gitmek zorundayım. Sana kuzu kulağı çorbası pişiriyorum. Yanında da etli bulgur pilavı ve cacık. Hmm, 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 hmm. Yahu... ...Sokrat'ın senin gibi bir karısı olsaydı... ...adam çok mutlu olurdu. Ama şimdi adını kimse bilmezdi. Ya, ah, seni gidi seni. Yemekler tam istediğin gibi olunca yağcılığa başladın değil mi? Yok canım ne yağcılığı yapacağım. Hem yemekler istediğim gibi olsa ne olacak? Cacığın içine buz atmama izin vermezsin ki. Aa, üstüme iyilik sağlık. Ben adamın soğuk algınlığı geçsin diye elimden geleni yapıyorum o cacığına buz atmaktan söz ediyor. Tuzsuz Tabii. ve buzsuz cacığa cacık mı diyorsun Tuz sen? Tuz tansiyonunu yükseltiyor, buz da olmaz. Üstüne dereotu doğrarım. Üç beş damla da sızma zeytinyağı. Bir de mis gibi salatalık. Oo. Oh. Oldu olacak, süzme yoğurdu sulandırarak yap şunu. Tabii süzme yoğurttan yapacağım. Elif'e de söylerdim hep. Meze için, cacık için yoğurt kullanacaksan süzme yoğurt kullan diye. Ayrı bir tadı oluyor süzme yoğurdun. Hmm. Ali Osman da çok sever süzme yoğurdu. Otları, ot böreğini neleri sevmezdi ki. Anne bana mantı yapmayı öğretti. Tutturmuştu bir gün. Aydın'daki komşumuz Melek Hanım'ın oğlu gibi. Evet, evet. Tıpkı onun gibi. Zaten hangi oğlanı sevsek bir huyunu Ali Osman'a yakıştırırdık. <laughs> Ali Osman başkaydı. Kimselere benzesin istemezdim. Başka çare yoktu ki gördükçe sevdikçe başka çocukları. Ali Osman'ın bir yanını da onlara benzetirdik. Ama Elif kimselere benzemesin. Eşi benzeri olmasın istedim hep. Kimselere benzemesin diye öteki kız çocukları gibi öğretmenliğe heves etmesin istedim. Gazeteci olmalıydı Elif. Hem ikide bir sormazlardı yaz tatilinde olsun niye gelmiyorlar diye gazeteci olsaydı. Serbest gazeteci hatta. E değil mi? Dünyayı dolaşıyor derdik. Hiç vakti yok derdik. Bizi sık sık arıyor, görüşüyoruz derdik. Üzülme canım. Madem bu kadar istiyorsun gazeteci yaparız Elif'i. Senelerdir buradayız artık öğretmen o. Nasıl olacak ki durduk yerde gazeteci? Ay ay sıkmaya başladı beni burası. Satalım bu evi. Küçücük bir kıyı şehri. Çıkar gideriz. İzmir'e taşınırız. Yazın kalabalık ama kışın bir avuç insan kalıyoruz. Oğlunuz nerede? Kızınız niye gelmiyor? Ay Size ne yahu? Dur bağırma. Bu çayın içine nane koymuşsundur sen. Al. Al bir iki yudum iç. Korkma korkma bir şey yok. Gidelim de. <laughs> Korkutuyorsun beni. Şş, ne oldu? Neden gülmeye başladın? Hiç. Gidelim dedim de gidersek... Büyük ikramiye bize çıktı sanırlar. Aa sahi. Ee, ceketin cebinde cüzdanım. Getir de bakalım şu bilete. Belki doğrudur büfeci çocuğun dediği. Bakarız. Bırak şimdi bileti. Soğuttuk yine. Hadi iç şunu. Karışık bitki çayı. Kendi kurutuklarımdan yaptım. Hadi rahatlatır seni. Tamam yahu tamam içerim. Sen getir şu cüzdanımı. Cüzdanından bileti aldım. Liste nerede? O cüzdan da olacak. Yoksa ceketin yan cebine bak. Al bakalım, al gözlüğünü de. Evet. Önce amortiler. Ay, beraklandım vallahi. Ay bırak şu amortileri de büyük ikramiyeye bak. Aa, kulağımla duymasam inanmam. Sen de para canlısı olmuşsun. Canım, ne alakası var? Ay iyice meraklandım. Baksana şuna. Evet. Bizim numaramız Hı. 442 565. Ah! Büyük ikramiye çıkan numara da 442 565. E, ha. Evet. B büyük ikramiye ne kadar? 600 milyar. Bizimki yarım bilet 300 milyar. 300 milyar. 300 milyar. Dur, dur, dur. Dur yaz lan şuraya azıcık. Al iç şu çaydan. İç şu çaydan iki yudum. Korkma. Korkma, heyecanlanmadım. ben 75'im, sen 71. Elimizde de 300 milyar. <laughs> Haklısın. Keşke 30 sene önce gelseydi bu para. Belki o zaman. Yok yok o zaman da bir çare olmazdı. Tüp bebek falan şunu şurasında 15 yıllık mesele. Hala aklın orada değil mi? Doktor kesinlikle olmaz. Siz bilirsiniz. Ama artık uğraşmayın dediğinde <laughs> ben sana. Oh. <laughs> ah, ter boşandı benden. Kaldır 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 şu listeyle bileti kaldır. Ah, üstümü değiştireyim. Dur dur kaldır kolunu. Eh. Şuna bak. Sıkılmamış çamaşır gibi su damlıyor valla. Al şu havluyu al. Dur dur dur, eh. dur. sırtını dön iyice kurulayım. Ah, şöyle. Eh. Şu çayı da tazeleyeyim şimdi rahatlarsın. Eh. Ee, ne yapacağız şimdi? Çocuklara haber vermek gerekir. Yani öyle yapmak gerekirdi. Sevinirler miydi acaba? Sevinmezler mi hiç? Hidayet Bey gibi yapardım. Babasından miras kalınca iki çocuğuna da birer ev almıştı. Ben de bir Ali Osman'a bir de Elif'e ev alırdım. Şöyle hani yalıdan olmasa bile... Oturulabilir. Yeter! De. Boşanalım dedim sana. Doktor kesinlikle çocuğumuz olmaz deyince boşanalım dedim. Kabahat bende. Madem hakkım yoktu seni böyle boş çıval gibi gezdirmeye. Boşanalım demiştim. Boşanalım. Sakin ol. Sakin ol şeker öğretmen. Sakin ol. Sakin ol, sakin ol. Biz aldırmıyoruz ama arkamızdan deli diyorlardır bize. Yıllardır Ali Osman'la Elif'i anlatıyoruz, yaşıyoruz. Ama yüzlerini gören yok. Biz varız ya. Hangi anne baba bizim kadar zevk aldı çocuklarından? Ne olacak? Deliye her gün bayram. <gülüyor> <gülüyor> Yok yok delilik falan değil bizimki. Her şeyi en yoğun biçimde yaşadık. Hiçbir şeylere eksik kalmadı. Delilik ki nasıl delilik? Ali Osman yedi yaşlarında diyordum. Okula yeni başlamıştı. Demek ki Elif de iki yaşında falan. Ali Osman hasta diye geldin bir gün. İki gece uyumadan sabahladım. Çocuğun başını bekledim diyerek. Konya'daydık değil mi o zaman? Harun Bey'in çocuğu hastalanmıştı. İki gün yüzü gözü şiş geldi okula. Uykusuzluktan olmuş. Çocuğunun başını beklemiş de. Haftasına kalmadan sen de Ali Osman'ı hastalandırdın. İki de sen uyumadın sabaha kadar. Ali Osman'ım için feda olsun. Bak büyüdü de Amerika'da üniversite hocalığı yapıyor. Ya Elif. Elif'e de feda olsun yaptıklarımız. ...ne kadar da sever yavrum bizi. Tıpkı Haydar Bey'in kızı gibi. Ee, kız çocukları daha düşkün olurmuş... ...anneye, babaya. Peygamberimiz ne demiş? Veil kızı olmayana. Yani kızı olmayana acıyın. Hele bizim gibi... ...hiç çocuğu olmayana. <laughs> ee, benim karnım acıktı. Akşam oldu hala kuzu kulağı çorbası içeceğiz. Ay! Ocağın altını açık unuttum. He. Ee, bir şey olmuş mu? Aa, yok yok. Ay az daha az daha dalsaydık dibi tutardı. Ben ekmek keseyim. Otur sen. Şimdi terlersin. Önce şu üşütmeni atlatalım. Üşütmeyi atlatırız. Ya bu, bu, bu bilet işi ne olacak? Yemek yemeden hiçbir şey konuşamam vallahi. Otur sen. Sofrayı kuracağım. Oh bu kuzu kulağı çorbasını da senden başka yapan kalmamıştır valla. Afiyet olsun. Bu sefer hakikaten güzel olmuş. Her zaman güzel yaparsın zaten. <laughs> Bazen yahu ben bu giritliği nereden buldum diyorum ama bir ot yemeği ya da börek yapıyorsun. Aman iyi ki bulmuşum diyorum. İşe yaramaz giritliği nereden bulduğunu esef ediyorsun ha? Lütfen şeker öğretmen ne olur çok yorulduk bugün. Hem ne oldu böyle bize? Son 15 yıldır hiç aklımıza gelmeyeni bugün neden bu kadar çok konuştuk? Ali Osmanlı, Elif'in özlemine dayanamıyorum artık. Lütfen kesme. Olmayınca olmayacağını, anlayınca biz ne yaptık? Ali Osman'ı yarattık önce. Kanlı canlı herhangi bir çocuk gibi. 5 yıl sonra da Elif'i özenle büyüttük onları. Hiçbir ayrıntıyı kaçırmadan. Hep onlarla birlikteyiz kendi dünyamızın içinde. Mutluyduk da en büyük mutluluğumuz Ali Osmanla Elif'i konuşmaktı. E bugün ne oldu bize? Bilet bilet, bilet bozdu dengemizi. Ha sahi. E, e, ne yapacağız şimdi biz bu bileti? 300 milyar. Önce parayı nasıl alacağımızı öğrenmek lazım. Ali Osmanla Elif yanımızda olsalardı şimdi bu para ne iyi olurdu? Benim bildiğim Ali Osman bu paraya elini bile sürmezdi. Emeksiz yemeğin yavan ekmek tadı bile vermediğini öğrettim ona ben. Elif Ali Osman'dan geri mi kalır? O da elini sürmezdi emeksiz kazanılmış paraya. Bankaya gidelim diyorum. Gazetelerde okuyorum. Banka müdürleri alıyor hep ikramiyeleri. Ha, teyzemin kızı Nuriye var ya. Onun kocası Aydın da banka müdürü biliyorsun. Onu arayalım mı? Bilmem ki. Öf bu iş bizi sıkacak biraz. E neden sıksın? E Gelen giden çoğalır. Ali Osman nerede? Elif gelecek mi diye soranlar çıkar. alırız biz bunalırız. Haklısın Haklısın. Biz kendi dünyamızda Ali Osman, Elif, sen, ben. Soran da olmuyor artık. Garsonun da nereden aklına geldiyse. Hiç canım, salak. Ona mı kaldı Ali Osman'la Elif'i sormak? Bak ne diyeceğim. Ankara'ya kendimiz gidelim. Milli Piyango Genel Müdürlüğü. Tabii, gösteririz biletimizi, alırız paramızı. Sonra da gazetelerde boy boy fotoğraflarımız. Aman aman, aman sakın ha. O zaman duymayan kalmaz. Gelen, giden, bütün düzenimiz mahvolur. Hele benim amcaoğulları sayılarını ben bile bilmiyorum vallahi. Hepsi bizim eve doluşurlar. Çalıştığımız okullardan bizi tanıyanlar. Az okul dolaşmadık. Bizi tanıyan epey insan vardır. Günlerce yalnız kalamayız. Ne Ali Osman'ı ne de Elif'i konuşabiliriz. İşte o zaman kafayı yerim vallahi. Ah al işte. Ay ter bastı beni. Canım sessizce almanın bir yolu vardır. Bunca insana çıkıyor bu ikramiye çoğu onu kimse duymuyor. Yahu Şeker Hoca, ikramiyeyi aldıktan sonra bir dünya turuna çıkalım diyorum. En güzeli vallahi. Kimse bizi tanımaz. Alırız biletlerimizi. Ali Osman'la Elif'i de yanımıza alırız. Ali Osman'ın İngilizcesi mükemmel. Elif'in de Fransızcası var. Damdasyonda yatılı okusun diye az mı fedakarlık ettik? Gezeriz artık bütün dünyayı. Keşke 40 yaş genci olsaydık. Ya da bu para bize 40 yıl önce çıksaydı. Keşke Belki o zaman Amerika'ya falan giderdik. Bir çare bulunurdu. Şimdi çaresi var artık. Tedaviler çok gelişti. <laughs> Olmazsa tüp bebek yapıyorlar. Şöyle sıcacık kundağa sarılmış. Daha gözlerini açamayan bir bebek. Allah'ım nelere değmez ki. Şöyle evin içinde kavga eden iki çocuk. Çırış çırış. En çok da kavga edişlerini özlüyorsun değil mi? Özlenmez mi? Evin içinde çocuk çığlıkları. Bak ne diyeceğim. Söyle şeker ocağını. Ay sulanma şimdi. Hemen çocuklaşıyorsun. Dinle beni. Dinlerim ama yanaktan bir öpücük verirsen. Tamam veririm ama önce dinleyeceksin. Dinliyorum vallahi artık ne söylersen söyle. Paramız da var. Ne istersen yaparım. Ne yapacağız biz bu parayı? Dünya seyahati yapacağız dedik ya. Ali Osman'la Elif de yanımızda. Ben diyorum ki... ...bizim ilk yıllarımızda çektiğimiz sıkıntıları çeken... ...çok insan var. Parası olmayan tüp bebek harcamalarını karşılayamayan bir sürü insan. Diyorum ki bu paraya hiç bulaşmayalım. Elimizi sürmeden tüp bebek merkezlerinden birine ya da bu işlerle uğraşan bir vakfa verelim parayı. Daha doğrusu bileti. Parayı da onlar çeksin ha. Bizi hiç karıştırmasınlar. Aa, sonbaharda bile olsa elimize bir para geçmiş. Şimdi neler diyor. Ha, Hatırlıyor musun bir zamanlar Paris'e gitmeyi çok istiyordum. Hatırlamaz mıyım? Doktor çocuk konusunu kapatmaktan başka çareniz yok. Evlatlık almayı düşünün falan dediğinde... İkimiz de istifa edelim demiştik. Turist işçi ne olursa atalım kapağı Paris'e. Sen bir atölyede çalışırsın. Bir de bakmışsın yeni bir ressam olup çıkmışsın. Ben de Jön Türkler üzerinde bir araştırma yapacaktım. Dön bakayım, he. dön bakayım sırtını. Terlemeye mi başladın sen? Yok canım ne teri. Azıcık atlet değiştirmeye bile değmez. Ben ciddiyim. E ben de ciddiyim. Kapatırız evi çeker gideriz. Dünya seyahati olmasın. Tam düşlediğimiz gibi atarız kapağı Paris'e. Para bitinceye kadar üç sene mi olur, beş sene mi olur? Sonra döner geliriz. Soranlara da Ali Osman'ın yanına gittik deriz. Elif de oraya geldi deriz. Bu parayı da Paris'i de istemiyorum. Eee eh, bileti yırtıp atalım o zaman. Para da devlete kalmış olur. Sen beni dinlemedin galiba. Dinlemez miyim ya? O parayı tüp bebek merkezine verelim diyorsun. Hatta bileti verelim diyorum. Biz hiç bulaşmayalım paraya. Emeksiz kazanılmış bir para hiç olmasa güzel bir işe yaramalı. Emeksiz kazanılmış para mı? Olur mu hiç? 50 yıldır bilet alıyorum ben. Emekten saymıyor musun 50 yıldır her çekilişe bilet almamı, listelere bakmamı? Sonunda çıktı işte. <laughs> Emeksiz olur mu hiç? Emeksiz. Düşünsene. Biz hayallerimizi yaşatmak, büyütmek için bile para harcadık. Hatırlasana Ali Osman'ın çocukluk hastalıklarını. Her birinde anne babalar neler çekiyorsa biz de çektik. İki gece üst üste uykusuz kaldığını hatırlamıyor musun? Hatırlamaz mıyım? Hayal değildi ki onlar benim için. Gerçekti. Bir keresinde sen Ali Osmanlı oynuyordun. Yatmışsın halının üstüne. Ali Osman'la alt alta, üst üste bir onun yerine konuşuyorsun, bir kendi yerine. <laughs> Dayanamayıp gülmüştüm. Biliyorum, çok kızmıştım sana. Hiç yaptığım iş değildi. Çekip kahveye gitmiştim. Ne bileyim, Ali Osman öyle canlanıyordu ki bazen o gün halının üzerine uzanmış güreşirken de öyleydi. Sonradan anladım. Çok üzülmüştüm. Elif de öyleydi benim için. Bir gün mutfakta bana yardım ediyordu. Elini kesti bir anda. Yani öyle geldi bana. Bir çığlık atmışım üst katta oturan komşu kapıya gelmişti. Ne oldu diye. Şaşkınlıktan Elif elini kesti demiştim. Kadın şaşırdı. Benden şüphelenmesin diye de sonraları öğretmen arkadaşın kızı bizdeydi diye izah etmiştim kaç kere. Kadın yine de kuşkulu kuşkulu bakardı yüzüme. Peki senin dediğini yaptık tüp bebek merkezlerinden birine verdik parayı. Ya hiçbir şey almayacak mıyız içinde? Almayalım. Evimiz var, emekli maaşlarımız var. Ne yapacağız o parayı? Millet üşüşecek başımıza. Yarın kalkalım sabah erkenden binelim arabaya doğru İzmir'e. Tüp bebek merkezi nerede varsa gidip konuşalım. Alın işte bileti deriz. Alın. Çekin parasını da. Çocuğu da imkanı da olmayanlara yardımcı olun. Ben bir şey isterim Hayır, ama. Hayır, paraya dokunmayacağız. Paradan değil. Ya? Bu paradan yardım alıp tüp bebek sahibi olanlardan isterim. Ben bizi bilmelerini istemiyorum. Bizi bilmesinler canım. Eğer evet. hayal ettikleri çocuk olursa, onun için önceden tasarladıkları çok özel evet. bir isim yoksa, oğlan olursa adını Ali Osman koysunlar isterim. Kız olursa da Elif. Heh. Ben terledim yine. Kalkıp üstümü değiştireyim. Otur sen otur. Ben buraya getireyim. Yarın sabahtan gidiyoruz İzmir'e. Önce bir notere gidip biletin bizim olduğunu tespit ettiririz. E o işleri sen bilirsin artık. Sonra da tüp bebek merkezine gideriz. Şartlı bağış yaparız. Para yalnız imkanları olmayanlar için kullanılacak diye. Bir de isteyenler oğlan olursa Ali Osman, kız olursa Elif koysunlar çocukların adını. <laughs> Yahu birden neşelendim <laughs> Doktorun bu son verdiği ilacı kullanmayacağım Vallahi çok terletiyor beni e, Bu karar kutlamaya değer Hadi bir <laughs> kadeh rakı içir bana Bir de yanaktan güzel bir öpücük Gel gel şu terini kurulayalım Üstünü değiştir Bak öpücük tamam ama rakı yok Eee nasıl kutlayacağız o zaman kararımızı Ali Osman'la Elif'e telefon ederiz onlar da çok sevinirler. Tok gözlü yetiştirdik biz onları. Tabii çok sevinirler. <laughs> Aa, hayrola? <laughs> Bize bileti satan bayi çocuğa gülüyorum. <gülüyor> Büyük ikramiyenin kime çıktığını hiç öğrenemeyiz. Tabii enayi. Notere gidince gizlilik şartı koyarız. Garson da bayi de asla öğrenemez. <laughs> Zaten bir daha gitmeyelim o parka. Sahile inip banklarda oturalım bundan sonra. Ali Osman'la Elif'i ağızlarına dolamışlar. Niye gidelim? Erken yatalım bu akşam. Yarın sabah erkenden İzmir'e giderim. Olur. Merak etme. Öf, hadi hadi değiştirelim şu üstümü artık. Üstünü değiştirdikten sonra da bir nane limon kaynatayım sana. Bal da koyalım içine. He? Tam Ali Osman'ın sevdiği gibi. Elif de çok severdi. Bak ne diyeceğim? Ne? Madem rakı vermiyorsun kararımızı kutlamak için. Hani çocuk şarkıları kasetimiz vardı ya? Hı -hı. E onu bari dinleyelim. Ha, ah, şimdi oldu. Dur. Dur, önce kaseti koyalım. Ah ne çok severim çocuk şarkılarını. Aşkımız Çocuklarımız İbrahim Kaynar'ın yazdığı oyunu dinlediniz. Ülkemizde radyo yayıncılığının 75. yıl dönümü nedeniyle kurumumuzca açılan radyo tiyatrosu yarışmasında mansiyon kazanan oyunu sunduk. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.